Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben bu bebek elbisesini jile örmeye devam ediyorum. Ön parçasını birlikte örmüştük. Şimdi ise arka parçayı ördüm, bitirdim. Sadece şu üst kısmı kaldı. Orayı da inşallah hemen başlayın, birlikte örelim. Ön parçada ne yaptıysak aynısını arka parçaya da uyguladık. Bakın şu şekilde göstereyim. Arka ile önün hiçbir farkı yok. Sadece buraya şu 12 ilmeği 38 sıra olarak örmeye devam edeceğiz. Bu 38 sırayı hem sağda hem solda örüp keseceğiz inşallah. Kalp yapacağız ön kısmına. Onu da birlikte yapalım inşallah. Evet. Önde yaptığımız gibi aynı şekilde 89 ilmekle başladık. Bu model kısmımız 7 ilmek. Bu aradaki haroşalarımız ise 9 ilmek olarak kurduk. Bu 9 ilmeği şu şekilde göstereyim. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12 sıralı olarak ördük. 13. sıraya geldiğimizde ise burada bir defaya mahsus olarak hem sağdan hem soldan keserek 9 ilmeği 7 ilmeğe düşürdük. Ve aralarda ise hep hem sağdan hem soldan keserek 7 ilmeğe düşürdük. Tekrar bu 13. sıraya bakın, bir aparat taktım. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Çok kolay oluyor. Hangi sırada nerede ne yaptığınızı şaşırmamış oluyorsunuz. Tekrar bu 13. sırayı bırakıyorum. 12 sıra daha örüyorum. Bu 7 ilme olarak 12 sıra. 12 sıra bittikten sonra burada bir tane kesiyorum. Ondan sonra kenarlarda hem sağda hem solda bir ilmek kesiyorum. 7 ilmek 6 ilmeğe düşüyor. 6 ilmeği de yine aynı şekilde orta kısımda 2 tane kesiyorum. 5 ilmeğe düşürüyorum. Ve tekrar 12 sıra daha örüyorum. Bu 7 ilmemiz 6'ya düştü. 6 5'e düştü. Şu ortada ise 5 olan 3'e düşüyor. 3 ile birlikte bitiriyoruz. Bu model kısmımız bittikten sonra 2, 4, 5 sıra haroşa örüp 5 sıra haroşadan sonra 6 tane koltuk için ilmek kesiyoruz. Sağlı sollu 6 tane ilmek kesiyoruz. Bu 6 ilmekten sonra 12 tane sağ, 12 tane sola aradaki ilmeklerimizi düz olarak götürüyoruz. Yine aynı şekilde 12 sıra haroşa örüyoruz. Burada 12 sıra haroşa ördükten sonra tekrar 5 sıra şu şekilde haroşa sırası öreceğim. 5 sıradan sonra omuz bantlarımızı çalışacağım inşallah. Evet, bu düz olan kısmı terse çevireceğim ve 5 sıra aynı şurada yapmış olduğumuz işlemi buraya uygulayacağız. Bu şekilde 5 sırayı tamamlayacağız. Evet. Ben şu şekilde göstereyim. 2 4 5 tane sırayı ördüm ve şimdi ise bant kısmını öreceğim. Burada 12 tane ilmeği 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 2 4 6 8 10 12. Bu 12 ilmeği şöyle yapalım isterseniz. Bu şekilde bant olarak 38 sıra öreceğim. 38 haroşa sırası ördükten sonra burayı keseceğim. Ondan sonra diğer tarafı öreceğim.
Evet. Burayı şu 5 sıradan sonra 2, 4, 5 sıradan sonra sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 sıra. Tam 38 sıra ördüm. Şimdi belki şurayı merak edeniniz olmuştur. Burayı da bir sayayım. Toplamda kaç sıra örmüşüz? Şurası başlangıç yerimiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 sırayı ördükten sonra koltuk kesiyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi ise hemen şuradan bağlıyorum ipimi. Bu aradaki ilmeklerimizi kesiyorum. Sonda 12 tane ilmeğimiz kalacak. Aynı şekilde o 12 ilmeği sağ tarafta yaptığımız gibi 36 sıra haroşa sırası örüp aynı şekilde keseceğiz. Ben burayı kesip geleyim inşallah. Evet, bu şekilde kesiyorum. Evet arkadaşlar, ben her iki bantını da ördüm, düğmelerini de diktim bu şekilde. Şimdi bedenini birleştireceğim. Şu şekilde iyi yüzleri iyi yüze gelecek şekilde her iki yanlarını da bu şekilde birleştireceğim. Evet, bu tomurcuklar, kabarcıklar karşı karşıya gelecek şekilde dikiyorum. Şekilde. Her iki tarafı da birleştireceğim. Zaten sayıları aynı olduğu için tam birbirine denk geliyor. Evet. Gördüğünüz üzere iyi yüzüne getirerek bu tarafını diktim. Şimdi ise diğer tarafını dikeceğim. Sadece şu koltuk kısmından etek ucuna kadar olan kısmı dikeceğim. Başka bir yerde dikişi yok. Sadece düğme dikiyorum. Evet, şuradan başlayıp sayılarını birbirine şekilde denk getirerek
Evet arkadaşlar, ben bitirdim. Şimdi şu şekilde de iliklerimizi, düğmelerimizi ilikliyoruz. Çok cici, çok şeker bir elbise oldu. Evet. Harika bir elbise oldu arkadaşlar. Arkası bu şekilde. Önü ise bu şekilde. Siz buraya ben şu an bir şey yapamıyorum. Çünkü benim ipim 240 metrelik bir yumak ipim sadece bu kadar çıkarttı. Buraya herhangi bir şey yapma imkanım olmadı. Buraya başka bir şey düşüneceğim inşallah. Evet arkadaşlar. Örecek olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Burayı siz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.